Herkese merhabalar. 8. sınıf İngilizce 2. dönem 2. yazılı programımıza başlıyoruz. Are you ready Tonguç? I'm not ready. Vay, wow, I'm not ready diyorsun. Çok güzel. Sıkıntı yok ama birazdan hazır olacaksın. Hazır değilim dedin ama birazdan seninle birlikte %100 soru gelecek yerlerin hepsini tek tek göstereceğiz. Hocalarımızın sorabileceği yerleri göstereceğiz ve yazılı notlarımızla güzel güzel çalıştığında, yazılı provalarını yaptığında zaten güzel notlar seni bekleyecek. Bugün ne yapacağız? Chores, Science, Natural Forces konularıyla alakalı hem sorular çözeceğiz hem de bu soruları çözerken konu anlatımı yapmış olacağız. Bazı soruların ...sana bak buradan yüzde yüz soru gelir... ...buralara dikkat edin diyeceğiz... ...ve mutlaka mutlaka sen de yazı notlarımızın içerisinde yer alan... ...bak burada hatta senin için... ...kelimelerin olduğu kısımlar var mesela ne demişiz... ...chorse'da effect, awake, cooking... ...cooking ne demek Tonguç evladım? Ya yemek ya? pişirmek. Harikasın, cooking yemek pişirmek... ...mesela bunu biliyorsun ama... E, ...başka bir zor bir kelime sorayım sana mesela... ...nereden verelim mesela... E, ne diyelim mesela? Relatives. Relatives ne demek? Dostlar. Bak patladım gördün mü? Relatives akrabalar demek. İşte buna benzer kelimeleri de buradan çalıştığında bu kelimeleri de bildiğinde sınavdan çok süper notlar alacaksın Tonguç'um. O zaman arkamıza yaslanalım. Herkes emniyet kemerlerini bağlasın. Seat Aferin İngilizce seat demek. Seat çok güzel. Emniyet kemerlerimizi bağlasın ve ardından da ardından da sizlerle birlikte inşallah yazılarımızdan iyi notlar alacağız. Hemen ilk sorumuza başlamak istiyorum. <laughs> diyor ki circle true or false doğru mu yanlış mı işaretli diyor. Mesela Bill is responsible for setting the table. Bill masayı kurmaktan sorumluymuş. True ya da false diyeceğiz. Bakalım şimdi. Ali ile Bill konuşuyor. Şimdi Ali ile Bill tabii ki İngilizce konuşacaklar. Çünkü Bill Türkçe biliyor mu? Bilmiyor. Bilmiyor değil mi? Zaten bilse adı Bill olmazdı. Neyse. Şimdi do you have to help around the house? Sen evin etrafında yardım eder misin diyor. Bill de diyor ki well yes yani evet. I must set the table in the morning and I must help my brother do his homework in the afternoon and of course I must do mine and study for my exams diyor. Şimdi ben masayı sabahleyin kurmalıyım ve kardeşime ödevlerini yapmasında öğleden sonra yardım etmek zorundayım diyor. Ve tabii ki kesinlikle diyor kendi ödevimi de yapmalıyım, sınavlarıma çalışmalıyım diyor. Gerçekten bili tebrik ediyoruz. Şimdi İlk cümlemize bakalım. Bill is responsible for the setting the table. Yani Bill masayı kurmaktan sorumludur diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Diyebiliriz. Neden? Çünkü I must set the table in the morning. Sabahleyin masayı kurmak zorundayım diyor. O zaman buraya true yapıyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Ali sormaya devam ediyor. How about your brother, father and mother... Kardeşin, baban ve annen hakkında bir şeyler söyler misin? Onlar ne yapıyorlar diyor. Bill de konuşmaya devam ediyor. My brother usually doesn't do anything. Kardeşim genellikle bir şey yapmaz. Diyor. Ali aynı benim kardeşim gibi. Vay seninki de mi öyle? Tamam. My brother usually doesn't do anything. Benim kardeşim genellikle bir şey yapmaz diyor. But fakat he has to tidy up his toys and do his homework. Fakat o oyuncaklarını toplamalı ve ödevini yapmalı diyor. My mom generally does all the chores at home. Evde işleri genellikle hep annem yapar diyor. Bütün hemen hemen hepsini genellikle annem yapar diyor. She cooks the meal. Yemeği pişirir. Does the cleaning. temizlemeyi yapar. Yani temizliği yapar. Does the laundry etc. Yani çamaşırları falan yıkar. Bunlar da hep onun sorumluluğundadır. Etc. Ve bunun gibi demek. My dad goes shopping. Babam alışverişe gider. Sets the table and prepares breakfast at weekends. E, masayı kurar ve hafta sonları kahvaltı hazırlar diyor. Hafta sonları... Bizim de evde hafta sonu kahvaltıyı babam hazırlıyor. Evet diyor. hafta sonları genellikle e, evlerde kahvaltı babalar hazırlar. Doğru. And of course ve sonrasında kesinlikle e, kesinlikle diyor. He washes his car with my brother. Ve kesinlikle o yıkar arabayı kardeşimle diyor. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Buradaki cümleleri buradan yakalayabiliyor mu? Eğer yakalayamıyorsak sıkıntı yaşanır. Bak diyor ki... Cooking the meal is father's task. Yemeği pişirmek babanın görevi diyor. Şimdi hemen bu kelimeyi bulacaksın bak. Sana balık vermiyorum, balık tutmayı öğretiyorum. Setting the table kelimesini gördüğümüzde set the table hemen buradan yakalamış. Şimdi cooking the meal. Bakacaksın cooking the meal nerede, 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 nerede. Bak she cooks the meal diyor. She dediğine göre... Father's task babanın işi olabilir mi? Baba şey olmaz. Görüyorum. Aynen baba işi olmaz. He. O zaman she dediği kim? Annesi. O zaman bu false oluyor. Böyle gideceksin. Dad has to go shopping. Shopping kelimesini gördün ya hemen shopping arayacaksın. Nerede bak? Goes shopping. Tamam. My dad goes shopping. E tamam. Bu da o zaman doğru. Bak bunu yakaladık. Dad, my dad. Doing the laundry is mother's responsibility. Bak. Görüyor musun? Laundry diyor. Laundry neydi? Çamaşır. Hemen does the laundry. Kim yapıyormuş e, çamaşırı? She diyor. She dediği yine annesi, my mom diyor. O zaman buna doğru diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Harikasın. Burada ne yapıyoruz? They don't share the housework. Bak. Housework. Housework kelimesini bulacağız şimdi. Homework, ev ödevi. Hmm. Tamam. Bakalım. Aa o zaman bu kelime yok. O zaman ne yapacağız? Patladık. Hayır patlamadık. Niye patlayalım? Şimdi burada genel bir cümle kullanıyoruz. İşte burada kelime bilgisi önemli. İşte yazıl notlarında kelimeleri tekrar etmenin önemi burada ortaya çıkıyor. Şimdi onlar share ne demek? Paylaşmak demek. Bak share paylaşmak demek. Onlar... ...ev işlerini paylaşmıyor diyor. Onlar ev işlerini paylaşmıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hayır ne alakası var diyemeyiz. Baksana babası sabah hafta sonları kahvaltıyı hazırlıyorsa... ...işte annesi çamaşırları yıkayıp e, a, a, babası alışverişi yapıyorsa... ...kardeşine o ödevlerde yardım ediyorsa... ...o zaman diyebiliriz ki mesela Bill'de ne yapıyordu? Masayı kuruyordu. O zaman ev işlerini paylaşıyorlar diyebiliriz. Bu dolayısıyla yanlış olmuş oluyor. O zaman bu sorudaki taktiğimiz neymiş? Bu kelimeleri... Parçanın içerisine arayacağız. Parçanın ise bulduktan sonra cümleleri yerleştirmeye çalışacağız. Şimdi bakalım başka bir soruya. Match the questions and answers. Soruları cevaplarla eşleştirin diyor. Şimdi bak burada how often ne sıklıkla demek. Who kim demek. How do you feel nasıl hissedersin demek. What chores hangi işler demek. What are the scientists hangi e, e, ne ne hakkında çalışan bilim adamları böyle her sorunun bir anlamı var. Yani often, ne sıklıkla sorusunun cevabı sence Marie Curie olabilir mi? Olamaz hocam. Olamaz tabii ki. Ne sıklıkla sorusunun cevabı böyle sıklıkla alakalı bir şey olması lazım. Bak mesela I am responsible for class library. Uh, he is operating. He takes out the garbage. He is a psychist. He is a physicist yani fizikçi. Twice a week haftada iki kez. Ha bak twice a week How often sorusunun cevabı olabilir mi sence Tom? Anlamsız biraz. bak. Haftada iki kez ne sıklıkla sorusunun cevabı olabilir. O zaman birincisi soruyu okuyalım. How often do you tidy up your room? Ne sıklıkla odanı düzenlersin, düzeltirsin? Twice a week. O zaman birincisi bu olabilir. Yani bir burada. Tamam bunu yakaladık. Şimdi diğer sorulara bakalım. Diyor ki what are your duties at school? Okuldaki görevlerin nedir diyor. Okulda görevlerin ne olabilir acaba? Mesela bakalım. Marie Curie diye bir cevap olabilir mi? Merhaba, tişe derim. Anlamsız tabii. Ne alakası var? I'm responsible for class library. Ha, ben sorumluyum e, sınıf kütüphanesinden sorumluyum diyor. O zaman bak duties, e, responsibles yani sorumluluklar görevler okulda neden sorumlusun diyor o da sınıf kütüphanesinden sorumluyum diyor. O zaman bu olabilir. O zaman buraya da iki yazalım devam ediyorum. Who loads the dishwasher? Etiyorum kim bulaşıkları topluyor kim bulaşıkları toplar diyor evde diyor tamam kim dolduruyor. Diyor. O zaman bakacağız şimdi. My mother does it and I empty it. Ha, bak burada bir cevap yakalayacağız gibi bak. Babam şey annem yapar ve ben de boşaltırım bak. Load doldurmak, empty boşaltmak. Ha, annen demek ki dağınık bulaşıkları bulaşık makinesine koyuyor. Tertemiz olduktan sonra da sen çıkarıyorsun. Görev paylaşmışsın. Bu olabilir. O zaman buraya da 3 diyebiliriz. Şimdi devam ediyoruz. How do you feel when you have an important exam? Nasıl hissedersin? Ee, önemli bir sınavın olduğunda... Berbat hissederim. Niye berbat hissediyorsun Tonguç'um? Önemli önemli bir sınavın olduğunda hocalarını dikkatli dinlersen, bizim yazılı provalarımızı izlersen, yazı notlarını çalışırsan iyi hissedersin. Ne alakası var? Bakalım bu arkadaşımız nasıl hissediyormuş? Hmm, He is operatik olmaz. Bak how do you diye sorduğuna göre nasıl cevap vermesi lazım? I diye cevap vermesi lazım. He is a physicist de anlamsız. I feel nervous and panic. Ben gergin ve panik hissederim diyor. O olabilir mi? Olabilir hocam. Evet. O zaman bu da ee, ne olacak? Dördüncüsü olacak. Buraya da dört yazdık. Devam ediyoruz. What chores does your brother do at home? Kardeşin evde hangi ev işlerini yapar diyor. Şimdi bakalım. He is operating the printing machine. O ee, işte... Çıktı alma makinesini oper eder yani kontrol eder. Anlamsız. He takes out the garbage and mops the floor. Ha o çöpleri dışarı çıkarır ve yerleri paspaslar. Bu olabilir mi? Olabilir hocam. Olabilir. O zaman buraya da beş yazıyorum. What chores? Ne işler yapar kardeşin evde? He takes out the garbage, çöpleri dışarı atar ve yerleri işte e, nedir onun adı? E, paspaslar, mops, paspaslamak demek, temizlemek demek. What are the scientists working on today? B e, bugün bilim insanları... ...ne çalışıyorlar diyor. Ne çalışıyorlar onu bulmaya çalışacağız. Bakalım. They are trying to improve cars without drivers. Bu olabilir mesela. Onlar... E, ...şoförsüz arabalar yapmaya çalışıyorlar diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tesla yapıyor. Tesla ne alakası var? Gerçi Tesla falan da yapıyor ama... ...doğru mantıklı. O zaman... ...they are trying to improve cars without drivers. Şoförsüz araba yapmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Evet Tesla'da... ...yapmaya çalışıyorlar böyle. O zaman bu da... ...H'de ne olacak? 6 olacak. O zaman buraya yazıyorum şöyle. Diğer soruya bakalım... How does a 3D printer work? Üç boyutlu e, çıktı nasıl çalışır diyor. Şimdi Marie Curie anlamsız. Şimdi bunu zaten elemiştik. He is operating the printer anlamsız. O çöpler atar anlamsız. O fizikçi hafta iki kez de geçtik. Gergin oluyorum da geçtik. It takes the digital files and transforms them into real products. Ha bak. O dijital dosyaları alır ve ...onları gerçek ürünlere dönüştürür diyor. Bu mantıklı. O zaman buraya ne yazacağız? E, yediği yazabiliriz. Devam ediyorum. O zaman bunu da eledik. Yaptıklarımızı elemek en mantıklısı. E, who discovered the radium? Radium'u kim keşfetti diyor. Marie Curie. Aynen Marie Curie. Bak bunu sen bile biliyorsun. Zaten burada da kim sorusuna, who sorusuna bak. Tek bir tane who sorusuna cevap verilebilecek isimlerde bir tek Marie Curie var. Yani... Ee, kim bulaşıkları boşaltır sorusuna Marie Curie cevap ver, doldurur sorusuna Marie Curie cevap verecek halimiz yoktu. Burada radyum keşfeden Marie Curie olacağı belli. Sen de zaten Marie biliyor musun? O zaman buraya da 8 yazıyorum. Tonguç el adı benim. What is his profession? Yani what is her profession diyelim tabii ki. Çünkü e, bir bayan. O zaman ne diyeceğiz? She is a physicist. Yani o bir fizikçi diyebiliriz. Gerçekten de radyumu buluyor. Gerçekten de ee... ...çok büyük bir e, bilim insanı kendisi tebrik ediyoruz. Her. Bir kadın bilim insanı. Evet. What is the technician doing now? Teknisyen şu anda ne yapıyor diyor. Şimdi bunları geçmiştik. He is operating the printing machine. O baskı alma makinesini tamir ediyor diyebiliriz. O zaman burada cevabımız tabii ki de ne olmuş oluyor. Şimdi fizisist bunu söylemiştik zaten. Bu dokuz'lu Bu da ne olacak? Tabii ki de on olacak. Tonguç evladı benim. Tamam. O zaman soruların neyle alakalı olduğunu bilmemiz lazım. Who diye soruyorsa kim? hava fırını diye soruyorsa ne sıklıkla olduğunu bilmemiz gerekiyor. Diğer bir sorumuza geçelim. Şimdi diyor ki fill in the blanks boşlukları doldurun with the correct word from the box. Ha. Kelimelerin uygunlarını doğru olanlarını boşluklara doldurun diyor. Şimdi burada gerçekten önemli kelimeler var. Mesela fotosentez. Fen dersinden biliyorum hocam. Evet fen dersinden biliyorsun fotosentezi. Fotosentez için ne gerekiyordu Tonguç evladım? Işık gerekiyor. Çok güzel söyledin. Işık gerekiyordu. Burada şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Bazı kelimeler esasında İngilizceden Türkçe geçtiği için kolaylıkla hemen e, anlayabiliyorum. Mesela fotosentez ya da bionics, experiment deney mesela. Laboratuvar ne olabilir sence? Laboratuvar. Harikasın. Laboratuvar. Explosion patlama. Limbs uzuvlar. Bak bunun uzuv olduğunu bilelim. Natural doğal, gravity yer çekimi. Vaccinating nedir? Korona aşısı. Korona aşısı değil de aşılama, normal aşılama diyelim buna. Light bulb da ampul. Normal bildiğimiz ampul. Şimdi The doctor is nokta nokta the baby to protect him from dangerous illnesses demiş. Şimdi bak doktor bebeği korumak için protect korumak demek korumak için neyden? Dangerous illnesses tehlikeli hastalıklardan korumak için doktor bebeği ne yapmış olabilir? Aşılamıştır. Harikasın aşıladı o zaman yazalım. Vaccinating. Vaccinating diyebiliriz ilk sorumuzun boşluğuna. Şimdi birinci eledik. The students are doing N, nokta nokta in the chemistry class. Ha. Öğrenciler kimya sınıfında ne yapıyor olabilirler? Deney yapıyorlardır. Çok güzel. Deney yapıyor olabilirler ama biz buraya deney yazamayız. Türkçesini yazmayacağız. Deneyin İngilizcesi neydi? Experiment. O zaman experiment kelimesini eliyorum. Experiment diye yazıyorum buraya. Öğrenciler deney yapıyor olabilirler. Devam ediyoruz. Isaac Newton discovered the nokta nokta diyor Şimdi, Isaac Newton. Isaac Newton değil evladım. Isaac Newton esasında Türk herhalde. Türk değil herhalde. Türk olduğu düşünülüyor olabilir ama Türk değil. Isaac Newton net keşfetmişti. Yer çekimini kanunu keşfetmişti. O zaman gravity yazacağız buraya. Gravity diyorum. Isaac Newton discovered the gravity diye söylüyoruz ve bunu da bitirmiş oluyoruz. Şimdi devam edelim diğerine. Nokta nokta gravity deledik. Nokta nokta bak keşfetmek başka bir şey, icat etmek başka bir şey. Ona dikkat ben lazım Tomçular diyeyim. Discover keşfetmek demek. Yani zaten doğada, kainatta olan bir şeyi keşfediyor adam. İcat etmek ise invent. Invented oluyor o zaman. Onlar da inventor oluyor. Invent nedir? Adam yani normal yaratıyor, üretiyor ya. Yani. Nasıl yapıyor mesela? Ampul yok normalde. Doğada ampul diye bir şey yok. Onu üretiyor. İnsana verilen yetenek sayesinde yapılıyor. Şimdi... Nokta nokta is the study of living systems to solve engineering problems. Ha. Şimdi burada diyor ki yaşayan sistemlerin tamam mı? Ee, çözüm problemlerinin mühendisliği. Yani mesela diyelim ki insan elinin benzerinde bir robot yapıyorlar böyle. İnsan eli mesela mükemmel bir şey. Böyle bir el yapıyorlar. Dolayısıyla robotlar, robotlar ders anlatmaya başlıyor. Robotlar ders anlatmaya başlıyor. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde dü, 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 böyle anlatmaya başlıyorlar. İşte bu tarz bilimlerle uğraşan şey de Türkçede bionik diyoruz. İngilizcesi de bionics. Yani bionik bilimi yaşayan sistemlerin mühendislik problemlerini çözmek için uğraşıyor. Deyince kafan karışmasın. Ne olduğunu tam söyleyeyim. Yani bunun Türkçesi bu cümlenin. Ama gerçek Türkçesi şu. Böyle diyelim ki kolumuzun robotunu yapıyorlar ya Beynini da beyninin robotunu yapıyorlar. Aynen. Beyninin robotunu yapıyorlar Tomüs benim. Şimdi Thomas Edison invented the Neyi keşfetmişti Edison? Edison. Edison değil evladım. Edison. Edison neyi keşfetmişti? Ampulü. Harikasın. Ampulü keşfetti. O zaman İngilizcesini yazıyoruz. The light bulb diyoruz. Edison icat etti. Pardon keşfetti kelimesini yanlış kullandım. İcat etti ampulü bak. Invent icat etmek. Invented icat etti. Discover keşfetmek. Discovered keşfetti. İcat etmek ile keşfetmek arasındaki farkı da az önce söylemiştim. Şimdi gerçekten bilim dolu bir ders devam ediyoruz. Şimdi nokta nokta is the way of pardon is the way plants use sunlight, carbon dioxide and water to turn into sugar and oxygen. Ha. Burada resmen şeyin tanımını yaptı. Fotosentezi tanımını yaptı. Ne yapıyordu? Bitkiler güneş ışığını kullanarak ve karbondioksit kullanarak ve suyu kullanarak onu şeker ve oksijene çeviriyordu. Bize gönderiyordu. O zaman burada bahsedilen şey e, fotosentez o zaman yazalım. Foto sen foto Türkçesini söylemem. ama fotosentez İngilizcesini Çok görüyoruz. güzel telaffuz ettiniz hocam. Aynen çok güzel e, telaffuz ettim fotosentez İngilizce Tonguç'um. Gerçekten tam bir bilim insanı, Amerikalı bir bilim insanı gibi söyledi fotosentezi. Tüylerim diken diken oldu. Tebrik ediyorum seni. Şimdi There was a big nokta nokta in the car park yesterday. Dün araba parkında dün araba parkında büyük bir ne olmuş olabilir? Bu arada fotosentezi eledik, biyoniksi eledik, laboratuvar eledik. Şimdi uzuvlar olmuş olamaz, doğal olmuş olamaz. Ampülü zaten elemiştik. Patlama hocam. Aynen patlama. Geriye bir tek patlama kaldı. Ee, there was a big e, explosion, explosion in the car park yesterday. Dün araba parkında büyük bir patlama oldu. Luckily yani şansına, şansımıza no one got injured. Hiç kimse yaralanmadı demiş. Çok güzel bir e, şekilde bitirmiş cümleyi Nazar. Çünkü patlama deyince yüreklerimiz ağzımıza gelmişti. Ama sonradan öğrendik ki herhangi bir şey olmamış. Şimdi gelelim diğer soruya. Explosion dedik? Scientists can replace organs and even skin by artificial ones. Ha. Bilim insanları yerleştirebiliyormuş, yerine koyabiliyormuş organları. Hatta deriyi e, yapay olanlarıyla. Yani insanlar Allah korusun e, parmağımıza bir şey olsa ya da elimize bir şey olsa bilim insanları artık onun yerine onun e, sahtesini yapayını oraya koyabiliyorlar. O zaman burada ne koyabiliriz? Uzuv diyeceğiz. O zaman limbs diyebiliriz. Uzuvlar şeklinde yazabiliriz. Bilim insanları uzuvları yerleştirebiliyor. Yeniden yerleştirebiliyor. Yani place yerleştirmek, replace yeniden yerleştirmek. Re kelime yeniden yapma anlamı katıyor. Mesela diyeyim ki play oynamak. Read okumak. Mesela replay deyince yeniden çalar, Replay, replay tuşuna basarız ya. Veyahut da reread yeniden okumak demek oluyor. Şimdi buraya baktığımızda da place replace oldu. Şimdi e, organları yenileyebiliyorlar, yerleştirebiliyorlar. Veyahut da e, uzuvları. Veyahut da hatta even skin by artificial ones. Hatta deriyi e, yapay yapay ile değiştirebiliyorlarmış. Şimdi gelelim diğerine bakalım. The scientist is working in his nokta nokta. Hmm. Buraya bakalım. Ne kaldı geriye? laboratuvarı kullanmış mıydık? Laboratuvarı kullanmadık. Ben laboratuvarı elemiş ama eksperiment kullandık. O zaman laboratuvar yazacağız. The scientist is working in his laboratory. Bilim insanı laboratuvarında çalışıyor. Laboratory. Tamam. <laughs> şimdi. Disasters such as fires, avalanches and floods happen every year somewhere in the world. Ha, şimdi. Burada limsi bitirmiştik. Disaster dediği felaket. Ee, doğal felaketler zaten geriye bir tek natural kelimesi kaldı Tonguç Elan benim. Natural disasters doğal felaketler such as, such as örneğin demek. Fires yangınlar, avalanche yani çığlar and floods yani e, sel felaketi bir de droughts var kuraklık. Floods sel felaketi happen oluyormuş every year her yıl somewhere in the world yani herhangi bir yerinde her yıl e, Allah korusun gerçekten çığ felaketi ya da sel felaketi ya da yangınlar olabiliyor. Şimdi geldik diğer sorumuza. Zaten LGS'de de karşımıza buna benzer sorular geleceği için buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Ve yazın notlarımızdan da güzel güzel çalışmayı unutmamalıyız. Şimdi bakalım. Match the household chores with the pictures. Ev işlerini diyor eşleştirin diyor. Şimdi bak mesela burada sen çöp atıyorsun. Annen ütü yapıyor, yerleri paspaslıyor, masayı temizliyor. İşte muhtemelen bulaşıkları bulaşık makinesine koyuyor, kuruluyor. Masaya hazırlıyor, yemeğe hazırlıyor. İşte burada örtüleri seriyor galiba. Her işi annem yapıyor. Evet, her işi annen yapıyormuş gibi gözüküyor ama bazen baban da ona yardım ediyor. Bazen kardeşin de, bazen sen de yardım ediyorsun. Ama tabii ki annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onların ellerini buradan bir kez daha öpüyoruz. Şimdi başladık güzel bir şekilde. Ne diyoruz? Dry the dishes. Hmm. Ne demek dry the dishes? Bulaşıkları kurulamak. Dry, yani dry clean yazar ya böyle kuru temizlemeciler. Dry clean, dry clean. İşte kuru temizleme demek o. Dry dishes, bulaşıkları kurulmak. Sence bunlardan hangisi bulaşıkları kuruluyor? Beşincisi hocam. Tamam, beşincisine bakalım. Yok, beşincisi kurulamıyor. Adam. Bulaşıkları diziyor bu. Altıncısı kuruluyor. Yanlış söyledin. Altı olacak. O zaman dry e, the dishes diyebiliriz. Beşinci de bulaşıkları diziyor. Baksana Tonguç'um, dikkatli bak. Şimdi, devam edelim. E, dust the furniture. Ha, Dust toz demek. Dust the furniture, mobilyaların tozunu almak demek. Burada tabii ki belli ki birincisi. O zaman buraya yazalım. Dust furniture the furniture mobilyaların tozunu alıyor. Devam edelim ki bu ne olabilir ki? Paspas atıyor. Paspas atıyor. O zaman hemen yazalım. Mop the floor. Mop the floor. Yerleri, zemini paspaslıyor. Üçüncüye bakalım. Sen burada senin yaptığın şey belli. Ne yapıyorsun Tonguç herhalde benim? Take out the garbage. Çok güzel söyledin. Take out the garbage. Yani çöpü dışarı atmak. O zaman senin söylediğin gibi yazalım. Take out the garbage. Yani garbage çöp demek take out'ta çöpü dışarı atmak. Tebrik ediyorum seni Tonguç'um. Çöpü dışarı atarken mutlaka çöp poşetimizin kapağını bağlamayı da unutmuyoruz. Tebrik ederim. Şimdi bu kolay zaten. Ütü. Hemen söyleyelim. Hangisi ütü olabilir sence? Iron ütü, iron man ütü adam. Harikasın. Iron ütü. Iron man de ütü adam değil yalnız Tonguç'um. Güzel espri yaptın ama iron ütü ama iron man demir adam demek. Iron İngilizce aynı zamanda demir anlamına geldiği için iron man ütü adam anlamına gelmiyor. Neyse. O zaman iron olan ifade de burada. Do, the ironing, do the ironing. Yani ütü yapıyor diyebiliriz. Şimdi burada ee, yap, yap, kullandıklarımızı eleyelim. Bulaşıkları kurulamak, mobilyaların tozunu almak, çöpü dışarı atmak, yeri paspaslamak, paspaslamak ütü yapmak. Ha, load the dishwasher. Bulaşık makinesini doldurmak. Yani bulaşıkların hepsini alıp bulaşık makinesine koymak da bir iş. Load the dishwasher. Bulaşık makinesini dolduruyoruz. Çok güzel. Dry the dishes. Bulaşıkları kuruluyorduk. Burada da masayı yapıyor annemiz. Ellerine sağlık diyoruz. Set the table. Hatta burada Tongül'ü çizmişler. Tongül yapıyor. Tebrik ederiz Tongül'ü. Sonuncusu da make the bed. Yatağı yamak. Make the bed diyoruz. Ve bitirmiş oluyoruz. Aynen bu şekilde sana sınavda resimler vererek kelimeler sorabilir Tonguç'um. Şimdi geldik başka bir şeye. Aa bu sefer natural disasters. Yani doğal felaketler. felaketten. Yani az önce görmüştük ya. İşte flood vardı. Veyahut da işte... Volcanic eruption, earthquake bunların hepsini şimdi göreceğiz. Demiş ki match the words kalemimizi değiştirelim şöyle başka bir renk kalem alalım. Nasıl bir renk alalım Tomuç'um? Yeşil alalım hocam. Tamam yeşil alıyorum ben de seni kırmayayım. Yeşil aldık bakalım. Forest fire orman yangını. Tsunami tsunami zaten hani denizin derinliklerinde oluşan, okyanusların derinliklerinde oluşan deprem sonrasında dalgaların evleri sular altta bırakması. Earthquake deprem, eruption, volcanic eruption, volkanik patlama, flood az önce söylemiştik zaten, sel, Tornado, tornado yani büyük hortumlar böyle büyük e, fırtınalar. Drought, e, kuraklık yani böyle kıtlık kuraklık yani. Lightning de tabii ki de e, şimşek böyle gökyüzündeki o şimşek yıldırımın aşağı çarpması. Şimdi burada birincisinin ne olduğu belli zaten nedir? Volcanic eruption. Hemen yazıyorum buraya. Volcanic eruption. Bunu yazdık. Şimdi... Bu neye benziyor Tonguç Elal benim? Depreme benziyor. Çok güzel. Depreme benziyor. O zaman hemen depremin İngilizcesini yazalım. Earth quake diyoruz. Bu neye benziyor Tonguç'um? Tsunami. Harikasın. Tsunami. Gerçekten ressamımızda çok güzel çizmiş. Evler su altta kalıyor. Bu nedir Tonguç'um? Orman yangını. Ama sen hep Türkçe söylüyorsun. Yani earthquake diyeceğine deprem diyorsun. Tsunami diyeceğine... Gerçi Tsunami'nin İngilizcesi de Tsunami. orman yangını değil mi? Orman yangının İngilizcesi neydi Tonguç'um? Onu söyle. Forest fire hocam. Harikasın. Hemen yazalım forest fire. Orman yangını. Teşekkür ederim Tonguç'un İngilizcesini söylediğin için. Buraya baktığımızda ise he, bu belli tornado. Hemen tornado kasırga böyle yani. Burada sel felaketi olmuş. Bak evler, arabalar hep suların altında kalmış. Allah korusun. Flood yazıyorum. Burası da belli ki toprak yani böyle erozyona uğramış. Kuraklık olmuş. Drought diyoruz. Tamam uzun süre yağmur yağmadığı için hatta gökyüzünde güneş pırıl pırıl gözüküyor. Buraya baktığımızda ise tabii ki de lightning yani şimşek yıldırım gerçekten burada yıldırım çarpmasını görüyoruz. O zaman bunları da bitirdik. Hemen geçiyoruz diğer sayfamıza. Az önce öğrenmiştik. Discovery keşfetmekti. Discover keşfetmekti. Discovery keşif demek. Invent icat etmek. Invention da icat demek. Bak şimdi. Hatta böyle yazayım bak. Invent icat etmek. Invention icat. Inventor da mucit yani o iş yapan. Bu tarafa bakalım. Discover keşfetmek Tonguç'um. Discovery keşif yani keşfedilen şey. Discoverer da ne oluyor? Kaşif. Harikasın kaşif. Çok güzel. Bu kaşif bu mucit. Şimdi zaten mu kelimesini gördüğün zaman Arapçada bak biraz Arapça dersine geçelim. Mu bir işi yapan demek mesela. Mucit icat yapan demek. Müderris ders anlatan demek. Müezzin ezan okuyan demek. Aynı bunun gibi. Şimdi Arapçada öğrendik. Şimdi İngilizceye geri dönüyoruz. Discovery invention. Hmm. Şimdi DNA zaten Allah'ın yarattığı bir şey. Her zaman görüyoruz DNA. Yani her zaman görüyoruz derken zaten vardı yani. insanlar DNA'yı bulmadan önce de DNA diye bir şey vardı. Ama sonradan bilim insanları hücreyi araştırdı, araştırdı. Bu yoklar ki ana DNA varmış. O zaman bunu keşfettiler. O zaman bu DNA yani DNA zaten olan bir şeydi keşfedildi. Mesela başka ne olabilir? Amerika sence zaten vardı değil mi? Amerika vardı. Christoph Colomb buldu. Aynen Christoph Colomb keşfetti. Tebrik ediyorum. O zaman zaten olan bir şeydi Amerika. İnsanlar bilim insanları işte daha doğrusu gemiciler, kaşifler gittiler gemilerle Amerika'yı buldular. Hatta buldukları yeri Hindistan zannettikleri için oraya India dediler öyle değil mi? Şimdi devam ediyoruz. Ee, mesela elektrik sence doğada var mıydı yoksa insanlar mı icat etti? Bilemedim hocam. Bilemedim diyorsun. Güzel bir soru gerçekten. Çok zor bir soru. Elektrik zaten doğada vardı. Elektriği biz böyle işte yıldırım çarpmaları sırasında veya da böyle elimize kağıt sürttüğümüzde elektriklenme diye bir şey var gerçekten. Elektriği icat etmedik. Elektriği keşfettik. O yüzden buraya yazıyorum. Electric. Elektriği de yazalım. Şimdi ee, başka neyi icat etmiş olabiliriz? Pardon, ee, keşfet keşfetmiş olabiliriz. Şöyle bakalım. Telefonu icat ettik. Hemen yazalım. Telefon. Aircraft uçak. Onu da yine icat ettik. Gökyüzünde uçak yoktu. Gökyüzünde kartallar vardı. İşte ee, kuşlar vardı leylekler vardı ama uçak yoktu. Uçağı insanlar onlara bakarak, onlardan ilham alarak icat ettiler. İnsanlar kendileri üretti yani. Aircraft dedik. Uçağı bitirdik. Amerika'yı keşfettik. Elektriği keşfettik. DNA'yı keşfettik. Telefonu icat ettik. Uçağı icat ettik. Gravity yer çekimi. Yer çekimini icat mı ettik yoksa keşfettik doğru? Keşfettik. Harikasın. Newton keşfetti. O zaman buraya yazalım. Gravity diye yazıyoruz. Ee, teleskobu icat ettik. Teleskop diye bir şey yoktu kainatta. İnsanlar bunu buldular. Aspirini yine icat ettik. Aspirin diye bir şey yok. Yani doğada işte nane var, işte maydanoz var, domates var, patates var ama aspirin yok. Aspirini insanlar icat etti. Balp, ampül bunu da yine insanlar icat etti. Arabayı da yine icat ettik. Yani olmayan bir şey üretmiş olduk. Bunlar ise zaten olan şeyleri keşif oluyor. Şimdi gelelim buraya. Match the sentences demiş. Cümleleri eşleştirin diyor. Şimdi Erdem is working in the lab. Erdem laboratuvarda çalışıyor. He, burada bakalım. Burada cümleler var. He is exploring the craters on the moon. Aydaki kraterleri keşfediyor. Anlamsız. He invented the electric light bulb. E, elektrikli daha doğrusu ampülü icat etti diyor. Elektrik ampülü Erdem mi icat etti Tonguç? Edison icat etti. Ediz değil evladım. Edison bak Erdem mi icat etti diyorum. Ediz diyor Allahım ya Allah'ım ya Rabbim ya. Edison, Edison 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 değil. Neyse. Şimdi he invented o zaman bu da olamaz. They are looking for some fossils. Fosillere bakıyorlar demiş. Değer demiş. Halbuki erdem bir kişi. He is searching for the famous inventors. Meşhur e, mucitler hakkında araştırma yapıyor. Bu olabilir. He is making a robot for his science project. O e, fen projesi için robot yapıyor da olabilir. Bakalım. She likes reading magazines about it magazin okumayı hakkında seviyor diyor. Şi olamaz. Erdem hi tamam. Şimdi buraya bakalım. Bu Ozan şu ya da şu. The researchers are in the excavation center. Yani kazı merkezinde, kazı yapılan yerde. Şimdi o zaman bunlar kazı yapılan yerde ise... muhtemelen ee, fosillere bakıyorlardır. O zaman they are looking for some fossils diyebiliriz. O zaman buraya ikiye C yazalım. Biri boş bıraktık hocam. Evet biri boş bıraktık Tonguç'um. Neden? Yani ben sana balık vermiyorum balık tutmayı öğretiyorum. Ne dedik? Şu da şu da olabilir dedik. Ama hemen atlamadık. Bekliyoruz şimdi. Ama C kesin bu. Yani eğer e, araştırmacılar kazı merkezinde bak bu excavation kazı Kazı merkezinde bir şeyler yapıyorlarsa ne yapıyorlardı? Fosil arıyorlardı. Her bir ampul bulacak yok. O yüzden C bitti. Devam ediyoruz. My sister is interested in science. Kız kardeşim fenle ilgili diyor. O zaman He olamaz kız kardeşim. He de olamaz. He de olamaz. He de olamaz. Değil zaten bitirdik. O zaman geri sadece she kaldığı için. She likes reading magazines about O onun hakkında yani bilim hakkında dergiler okumayı seviyormuş. O zaman buraya da F yazdık. Yani taktiksel ilerliyoruz Songuç'um. Çünkü sınavda bize test verdikleri zaman taktiklerle ilerleyeceğiz. Yani sen diyelim ki bakacaksın soru geldi önüne. Bak seçenekleri var. Dört tane seçeneği var. Bir tanesi doğru. Sen diyeceksin ki bu olamaz. Bu kelimeyle alakası yok. Bunun alakası yok. Aklına ilk gelen ve içine yatan aklına yatan seçeneği işaretleyeceksin. Şimdi burada ileriye gidiyoruz. Tarık is looking into the sky through a telescope. Tarık gökyüzüne bakıyormuş bir teleskopla. O zaman gökyüzüne bakıyorsa muhtemelen ee, ne yapabilir gökyüzüne? Ha, mesela aydaki kraterleri keşfediyor olabilir. Mesela dün ee, kanlı ay vardı. Ay çok net gözüküyordu. Böyle ee, bir buçuk yılda bir olan bir şey. Gerçekten iyi bir teleskop olsa çok güzel ayı net görebilirdik. He is exploring the craters on the moon. O zaman buraya A yazalım şöyle, tamam A ile bitirdik. Thomas Edison yani senin adam Edison was an American inventor. O bir Amerikalı mucitmiş. Ne icat etmişti? Ampülü. Ampülü icat etmişti. He invented the electric light bulb. O zaman bu da belli oldu net bir şekilde. Şimdi geldi, iki tane kaldı, iki tane de boşluğumuz var. Cüneyt is surfing the net. Ha, Cüneyt internette surf yapıyormuş, takılıyormuş. O zaman bak he is searching for the famous inventors. Meşhur mucitler hakkında araştırma yapıyor olabilir. He is making a robot for his science project. Projesi için e, robot yapıyor diyor ama robot yapan muhtemelen... Şu laboratuvarda olan, o yüzden buraya E yazıyoruz yani. Erdem laboratuvarda robot yapıyor, aferin Erdem, başarılar. Cüneyt is surfing the net, Cüneyt de internette takılıyor, surf yapıyor. O da meşhur mucitleri e, geziyor, takılıyor. O zaman buraya da D yazabiliriz. Tebrikler Erdem ve tebrikler Cüneyt diyoruz. Hemen biz de diğer sorumuza geçiyoruz. Fill in the blanks with must or mustn't. Bak, must yapmak zorunda olduğumuz şeyler, mustn't ise yapmamak zorunda olduğumuz şeyler. Mesela diyelim ki sigara içmemek zorundayız. Rezil, iğrenç, pis bir şey. Ama işte ödevlerimizi yapmak zorundayız. Bu güzel bir şey. Şimdi V nokta nokta cut down trees to prevent the environment. Ha, bak burada diyor ki ağaçları kesmek, çevreyi korumak için ne yapmalıyız? Kesmemek zorundayız. Kesmemek zorundayız. Çok güzel söyledin. O zaman we, o zaman kalemimizi rengini değiştirelim. Hepsi yeşil olmasın şöyle. Belli olsun. Mast yazdığımız. Şöyle yazıyorum. We mustn't cut down trees to prevent the environment. Biz ağaçları kesemeliyiz, çevreyi korumak için. Tamam. People... Nokta, nokta, stop wasting water to prevent drought. Ha. İnsanlar durdurmalı su israfını ya da durdurmamalı su israfını... E, ...kuraklığı durdurmak için, kuraklığı önlemek için. Drought, kuraklık. Prevent, önlemek. Wasting water, su israfı, stop. Sence su israfını durdurmalı mıyız? Durdurmalıyız. Çok güzel. O zaman durdurmalıysak buraya mas yazıyorum... ...people must stop wasting water to prevent drought. İnsanlar su israfını durdurmalı. Yeter artık. Şimdi... ...we... ...be responsible for... ...preventing our environment. Biz çevremizi, bizim çevremizi korumaktan sorumluyuz. O zaman we must be, sorumlu olmalıyız. Çok güzel. Gerçekten de e, bu konuda biz e, yani kendi milletimize gurur duyuyoruz. Bayrağımızı asıyoruz. Çok güzel, harika. Ben de çok seviyorum Türk milletini ve kendim de bir Türk olduğum için gururluyum. Ama bu çöp konusunda gerçekten çok zayıf bir milletiz. Yani turistik yerlerde ya da sokaklarda çöp çok rahat atılıyor. Çöp konusunda çöpü elimize saatlerce saklayıp da çöp atmak gibi kültürümüz yok. Çöpü hemen atmamız gerekiyor. Sokağa, cama, arabadan aşağı, sağa sola. Bu konuda çok üzülüyorum. İnşallah yeni nesil ee, daha olumlu olacak. Daha bu konuda yüzde daha dikkatli olacak. Böyle turistik yerlere gittiğimizde böyle pikniğe gidiyoruz her yer çöp. Yollarda gidiyorsun yer yer çöp. Geçen böyle tamamen e, Tonguç'um bir piknik gibi bir ya tatil gibi bir yerde ormanın derinliklerini bir yere gittik böyle arkadaşlarla. Kimse yok yani incin top oyunu hiç kimse yok ama çöp vardı ya. Çöpler yine oradaydı ve ağacın üstüne koymuşlar böyle meyve kutusu falan. Şaka gibi yani böyle korkunç bir şey yani oraya sadece herhalde İnler, cinler ve çöpler oluşacak. Yani hiç kimse ulaşamayacak yere bile çöp götürmüşüz. Helal olsun yani. Dolayısıyla çöp konusunda gerçekten inşallah e, Tonguç'un um ve ekranlara başka arkadaşlar çok hassas olalım. Asla çöpümüzü dışarı atmayalım. Şimdi gelelim buraya. We, yani çöp kutusuna atalım. V nokta nokta talk each other during the lesson. Hmm. Ders sırasında birbirimize konuşmalı mıyız Tonguç'un? Um? Konuşmamalıyız. Konuşmamalıyız. Harikasın. We mustn't talk each other during the ders sırası birbirimize konuşmamız gerekiyor. Hocayı dikkatli dinlememiz gerekiyor. If a scientist wants to make contributions to science, eğer bir bilim insanı bilime katkılarda bulunmak istiyorsa, he nokta invent something useful. O kullanışlı bir şey icat etmeli, etmek zorunda. O zaman he must invent something useful. Yani bir bilim insanı bilime katkıda bulunmak istiyorsa bir şeyler icat etmeli diyoruz. Şimdi geldik başka bir reading sorusuna. Read and answer the questions demiş. Şimdi Drought is one of the natural forces and disasters. Drought ne demek Tonguç evladım benim? Bilmiyorum hocam. Tamam, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bak burada mesela ya, bu konuyla alakalı kelimelerimizin içerisinde de yazdık. Bu bir kuraklık demek Tonguç'un. Bak. Mesela burada ne diyor? Drought kuraklık. Avalanche çığ. Landslide toprak kayması. Earthquake deprem. Tornado hortum. Tsunami tsunami. Volcanic eruption yanardağ patlaması. Flood sel. Famine kıtlık. Hurricane kasırga bunların her birini yazı notlarına yazık buradan ezberleyebilirsiniz. Şimdi drought is one of the natural forces and disasters. E, kuraklık e, felaket e, doğal güçlerden felaketlerden biridir diyor. It happens when we don't have enough rainfall and we waste too much water. Ne zaman oluyormuş bu? Biz yeterince yağmura sahip olmadığımızda yani yeterince yağmur olmadığında ve biz çok fazla suyu israf ettiğimizde waste çöpe attığımızda israf ettiğimizde oluşuyormuş kuraklık. We should use the water more efficiently. Yani biz suyu çok ölçülü kullanmalıyız. Kararında kullanmalıyız. Böyle israf ederek kullanmamamız gerekiyor. Şimdi we should stop wasting our water sources. Biz su kaynaklarımızı water kaynak water su source kaynak su kaynaklarımızı israf etmeyi durdurmalıyız. Gerçekten su çok zannedip suyu çok fazla kullanıyoruz ama öyle değil esasında. We should never pollute the rivers. Biz asla nehirlerimizi kirletmemeliyiz. Bak never asla pollute kirletmek. Hatta Pollution vardı değil mi Tonguç Air pollution var hocam. Harikasın çok güzel söyledin. Air pollution hava kirliliğiydi çok güzel. Noise pollution gürültü kirliliğiydi. We should never pollute the rivers, lakes and seas. Biz asla nehirlerimizi, göllerimizi, denizlerimizi kirletmemeliyiz. There should be programs to educate people on saving water. İnsanları suyu tasarruf etmesi konusunda eğitmeliyiz diyor. E Eğitim programları olmalı diyor. If we don't take the necessary measures soon... ...eğer biz gerekli e önlemleri almazsak... ...we won't have enough water to preserve and protect human life in the future. Biz insan hayatını koruyacak yeterince suya gelecekte sahip olmayacağız diyor. Şimdi hemen başlayalım. What is drought? Kuraklık nedir diyor. Zaten burada tanımını yapmıştım. Drought is one of the natural forces and disasters. O zaman ne yazalım? It is one of the natural disasters. Bu bilinen bir değil mi? Bir doğal bir felaket. Why does drought occur? Neden kuraklık ortaya çıkar diyor bak zaten burada söylemiş it happens when we don't have enough rainfall yeterince yağmur yağmadığında ve and we waste too much water ve çok fazla suyu e, israf ettiğimizde olur diyor o zaman e, why does the road occur e, when bak when we don't have enough rainfall and we waste water suyu israf ettiğimizde it occurs diyebiliriz. Tamam çok güzel. What should we do to prevent it? Bunu önlemek için ne yapmalıyız diyor. We should stop e, ne diyebiliriz mesela? We should stop wasting our water sources, su kaynaklarımızı israf etmemeliyiz önemeliyiz. Veyahut da we should never pollute the rivers, lakes and seas. Biz asla nehirlerimizi, göllerimizi, denizlerimizi e, kirletmemeliyiz. O zaman cevabımız belli. We diyelim. We e, shouldn't we shouldn't waste e, water, suyu israf etmemeliyiz. And we shouldn't yapmamalıyız. Ne yapmamalıyız? Tonguç Elal benim. Polite rivers yani kirletmemeliyiz. Rivers, işte lakes böyle gidiyor. Tamam. How can we educate people on saving water? Biz insanları su tasarrufu konusunda nasıl e, nasıl e, eğitebiliriz diyor. Ne yapabiliriz? Mesela burada demiş there should be programs diyor. Programlar olmalı diyor. O zaman buraya buy programs diyebiliriz. If we don't take the necessary measures, what will happen in the future? Eğer biz gerekli önlemleri almazsak ne olabilir diyor. Yeterince suya sahip Bak we won't have enough water diyor. O zaman we won't have, sahip olamayacağız enough, yeterince suya e, to protect human life. İnsan hayatını korumak için yeterince suya sahip olamayabiliriz diyor. Dolayısıyla sularımızı israftan önlemeliyiz diyoruz. Evet sorumuzu bitirdik ama tabii bu kadar zor soru çıkmıyor Tonguç'un LGS'de. Bu kadar detaylı, bu kadar ayrıntılı, bu kadar fazla kelime bilgisi olan sorular gelmiyor. Daha çok az önce çözdüğümüz şeklinde ee, böyle resimlerin olduğu kısa kısa kelimelerle bilebileceğimiz sorular geliyor. Yazılı notlarımıza zaten her biriyle alakalı öğrenmen gereken kelimeleri sana tek tek verdik. Buradan da mutlaka güzel güzel çalışmalısın. Aynı zamanda ekstra olarak Tonguç Akademi.com'da Tonguç Plus'tan da diğer yazılı programlarını izleyerek başarına başarı katabilirsin. Hadi bakalım e, yazılı notlarına. Açıklamadaki i butonundan, açıklamadaki linklerden ulaşabilirsin. Yine aynı şekilde Tonguç Plus'a da tonguç.com'dan ulaşabilirsin. Bu arada Dinamo İngilizce Soru Bankası'nda da birçok sorumuz var. Diğer taktikli de ya da işte Zoru Bankası'nda oradaki sorularını da mutlaka çöz. Burada bak gördüğün gibi bir okuma partisine bağlı sorular da verdik. Ve bu sorulara takılırsan diye kare kodlarda soruların çözümünü senin için yazdık. Hadi bakalım ödül sorumuzu yap. Şimdiden yazılarına başarılar. Ee, ne diyelim good luck. Good luck,